x bölü f(x)'in karesi dx eşittir 2 dx eşitliği veriliyor. F0 1 bölü 2 olduğuna göre f3 değeri kaçtır? Verilen integralde f(x) ifadesine t diyelim. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak f türev x dx ifadesi eşittir dt olur. Bunu zaten verilen integralde görüyoruz. Şimdi bulduğumuz ifadeleri yerlerine yazalım. O zaman yukarıda f türev x dx var. Yani bu dt'dir. Aşağıda f(x)'in karesi var. f(x)'e t dediğimize göre t'nin karesi gelmiş oldu. Hemen bu ifadeyi düzenleyelim. T'yi yukarı atalım. T üzeri eksi 2 dt olsun. Zaten bir tanecik integral kuralımız var. Onu uygulayalım. Yani üstü 1 arttıralım. T üzeri eksi 1. Üste bölelim. Eksi 1 artı c gelmiş olsun. Eşittir. Düzenlersek bu ifadeyi eksi 1 bölü t artı c gelmiş olur. Hatta bu c'ye de c1 diyelim. O da eşittir. Şimdi sağdaki ifadeyi çözelim. Burada 2 dışarı x olarak çıkacağına göre 2x olarak çıktı. Artı c2. Şimdi buradaki c1'i karşıya atarsak eksi 1 bölü t. T dediğimiz ifade kim diye baktık? f(x)'ti. O zaman eksi 1 bölü f(x) ifadesi eşit olacaktır. 2 tane x artı c2 eksi c1. Şimdi burada da c2 eksi c1 kafamızı karıştırmasın bizi diyerek buraya c diyelim. f(x)'i bulmak istediğimize göre ifadeyi bir daha düzenleyelim. Yani şu ifadeyi alalım, komple karşıya atalım. Oradaki f(x)'i de alalım, diğer tarafa atalım. Buradan eksi 1 bölü 2 tane x artı c gibi bir ifade gelmiş olur. Eşittir f(x). Burada da verilen bir bilgi var. F0 değeri eşittir 1 bölü 2. Hemen x yerine 0 koyarsak f0 eşittir 1 bölü 2. O da eşittir. X yerine 0 koyduğumuzda eksi 1 bölü c gelmiş oldu. Yani c değerinin eksi 2 olduğunu anlamış olduk. Artık bir tek şey kaldı. F3'ü hesaplamak. Geliyorum. F3 diyorum. Eşittir. Eşittir. Eksi 1 bölü. X yerine 3 yazdım. 6. C yerine de eksi 2 yazdım. Eksi 2. Buradan eksi 1 bölü 4 geldi. Yani yanıtımız A'dır. 5x kare bölü kök içinde x küp artı 2. Dördüncü dereceden bu ifade dx. İntegralin değeri aşağıdakilerden hangisidir? Burada x küp artı 2 ifadesi çok sırıtıyor. Çünkü x küp artı 2'nin türevini alırsak x kare. Bu türev yukarıda var. O zaman hemen diyorum ki x küp artı 2 ifadesine ben t diyeyim. Diferansiyelini alırsak 3x'in karesi dx geldi. Eşittir dt. Her tarafı 3'e böldüğümüzde x kare dx ifadesi eşittir 1 bölü 3 tane dt oldu. Neden her tarafı 3'e böldük? Çünkü burada x kare dx ifadesi var. Ben de bunu yakalamaya çalışıyordum. O zaman gördüğümüz her şeyi yerlerine yazalım. İntegralimiz zaten integral. 5'imiz var. Çarpı x kare dx var. X kare dx dediğimiz yere 1 bölü 3 tane dt yazalım. Yani buradan dt bölü 3 gelecek. Hemen o 3'ü aldım, dışarı attım. Alt tarafta 4. dereceden kök var. Yazdım 4. dereceden kök. Kökün içinde x küp artı 2 var. X küp artı 2'ye ne demiştik biz? T. O zaman da burası oldu t. Şimdi düzenliyorum. 5'i dışarı attım. O bir sayı olduğu için içeride kalması şart değil. 5 bölü 3 integral. Alt tarafta yazdığımız şu ifade 4. dereceden kök t aslında t üzeri 1 bölü 4 demek. Bunu üssüz sayılardan biliyoruz zaten. Bunu aldım yukarı attım.
t üzeri eksi 1 bölü 4 gelmiş oldu. Dt'yi unutmayalım. Formülü uygularsak eşittir 5 bölü 3 çarpı t üzeri eksi 1 bölü 4'tü. Üstünü 1 arttırdım. T üzeri 3 bölü 4 gelmiş oldu. Sonra da üstüne böldüm. 3 bölü 4 olarak. Bu bir belirsiz integral olduğuna göre artı c'yi yazmam lazım. 4'ü yukarı atar ve çarpımı yaparsam 20 bölü 9 çarpı t üzeri 3 bölü 4. T dediğimiz ifade kimdi? Unutmamamız lazım. Onu yerine yazmamız lazım. Yani oradan x küp artı 2 gelmesi lazım. Bu ifadenin 3 bölü 4. kuvveti olduğuna göre 3. kuvvetini almışım. Sonra da bunun 4. dereceden kökünü almışım. Artı c de burada duruyor. Yani yanıtımız A seçeneğidir. 1 artı kök x bölü 1 eksi kök x dx integralinde u eşittir kök x dönüşümü yapılırsa. Bu dönüşüm çok hoşuma giden bir dönüşüm değil benim. O yüzden ben burada kuvvet alarak x'i bulmaya çalışıyorum öncelikle. Diyorum ki u eşittir kök x olduğuna göre her iki tarafın karesini alırsam u'nun karesi eşittir x olur. Buradan diferansiyel almak daha rahat. Her iki tarafın diferansiyelini alırsam 2u du sağ taraftan da dx gelmiş oldu. Şimdi artık zaten her şeyi yerine yazmak dışında bir şey kalmadı. Kök x gördüğüm yerlere verilen integralde u yazıyorum. Yani integral 1 artı kök x u bölü 1 eksi kök x o zaman 1 eksi u çarpı dx. Dx dediğimiz ifade zaten burada duruyor. Onun yerine de 2u du yazdım. Seçeneklerde böyle bir şey var mı diye bakıyorum. U dağıtılmış, içeri dağıtılmış. O zaman 2'yi dışarı attım. 2 çarpı u'yu da dağıttım içeri. U 1 artı u bölü aşağıdan da 1 eksi u geldi çarpı du. Yani yanıtımız E seçeneğidir. Çok sıradan bir değişken dönüşümü örneği. Bakıyorum x kare eksi 3 x artı 1 var. Yanda da 2 x eksi 3 var. Şuradaki ifadenin diferansiyelinin bu olduğu bar bar bağırıyor. Zaten burada kuvvet alıp ondan sonra yapmaya kalkmak bayağı uzun bir işlem. O zaman hemen diyorum ki x kare eksi 3 tane x artı 1 eşittir t olsun. Benim u'larım çirkin. O zaman 2x eksi 3 diferansiyel aldım. Şu iki adam gibi dursun. Dx eşittir dt olacaktır. 2x eksi 3 gördüğüm yere dt yazacakmışım. Yanında dx olacak elbet. X kare eksi 3x artı 1 gördüğüm yere de t yazacakmışım. O zaman ben hemen şuraya t yazmalıyım. Buradaki ifadeye dt yazmalıyım. Bunun başında da bir tane 3 var. Böylelikle ifademiz temiz bir hale dönmüş oldu. 3 çarpı t kareyi unutmayalım. Çarpı dt. Şimdi integral alma kuralını uygularsak üstünü 1 arttırdım. T küp bölü 3 üstüne böldüm. Yanında 3 vardı. Artı c'si de var. 3'ler birbirini götürürse t'nin kübü artı c gelmiş olur. T dediğim ifade şuydu. O zaman bu ifadenin sonucu x kare eksi 3 tane x artı 1'in kübü olacaktır. Yanında da c'yi unutmayalım. Yani şöyle bir ifade gelmiş olacak. Yanıtımız c'dir. Fx çarpı f türev x. Şimdi zaten bu integralde değişken dönüştürmenin asıl kuralı. Yani böyle bir ifade olduğu zaman içeride bir fonksiyon var ve o fonksiyonun türevi de ortalarda dolaşıyorsa biz o fonksiyona t deriz. Yani tam da özellik sorusu sorulmuş burada. O yüzden diyorum ki ben fx fonksiyonuna eşittir t, siz istediğiniz harfi verin dersem f türev x dx diferansiyelini aldım ifadesi eşittir dt olacaktır. Yani ben şu arkadaşa t dediğim anda yanında bunun diferansiyeli var dt.
Soru da bitmiş oldu. Çünkü ifade integral tdt'ye dönmüş oldu. O zaman üstünü 1 arttırıp üstüne böldüğüm zaman integrali bitirmiş olurum. Sadece en sonunda değişkene geri dönmek lazım. Yani bu ifadede t yerine fx yazmak lazım. O yüzden de fx'in parantez karesi bölü 2 artı c sonucuna rahatlıkla ulaşmış oluruz. ÖSYM'nin sevdiği tarz sorulardan burada birçok değişken dönüşümü uygulanabilir. İsterseniz yukarıda değişken dönüşümü yaparsınız, isterseniz aşağıda değişken dönüşümü yaparsınız, isterseniz bir şeyler ekleyip çıkartırsınız. Ama 2x artı 1 ifadesini, yani kök içindeki ifade sorunlu ifade olduğundan dolayı buna değişken dönüşümü yapmak biraz daha pratik olabilir. Üstelik de bunu kökten çıkarmak için t kare diyelim. Böylece kökten bir anda kurtulabiliriz. Her iki tarafın diferansiyelini alırsak 2 çarpı dx. Sağ taraftan diferansiyel alırsak 2t dt. Böylelikle ikiler de birbirini götürdü. Dx'in yerine ne yazacağımızı bulmuş olduk. Zaten değişken dönüşümünde bunu mutlaka yapmamız lazım. Diferansiyelin karşılığını bulmamız lazım. Dx eşittir t dt. Şimdi değişken dönüşümü yaptığınızda mutlaka sınırlarla da oynamanız lazım. Burada 0 yazıyor. O zaman x yerine 0 yazmanız lazım. Şu ifadede x yerine 0 yazdığınız zaman 1 eşittir t kare. Yani t eşittir 1 dedim. X yerine üst sınır olan 4'ü yazarsam eğer 2x artı 1 yani 9 eşittir t'nin karesi. Oradan da t eşittir 3 verilmiş oldu. O halde bana verilen integral şuna dönmüş oldu. Alt sınır 0'a karşılık 1, üst sınır 4'e karşılık 3. 6x var. 6x'i bulmam lazım. O zaman buradan hemen diyorum ki 2x'in değeri t'nin karesi eksi 1 ise 6x'in değeri 3 tane t'nin karesi eksi 3'tür. Yani 3 katıdır. O yüzden buraya 3 tane t'nin karesi eksi 3 yazdım. Bölü alt tarafta 2x artı 1 var. Yani orası t kare. Karekökten dışarı t olarak çıktı. Çarpı sona kalan bir tane ifademiz var. Dx. Dx'in karşılığı da burada. O zaman onun yerine de t çarpı dt yazdım. Şimdi dedim ki şu t'ler birbirini götürsün. T kare dışarı t küp bölü 3 olarak çıktı. Ama başında 3 vardı. Çarpı 3. Eksi 3 dışarı 3 çarpı t olarak çıktı. Sınırlarımı unutmamam lazım. Bu bir belirli integral. Eşittir. Şu 3'ler birbirini götürüp t yerine 3 yazarsam 27. Eksi t yerine 3 yazarsam 9, eksi parantez içinde t yerine 1 yazarsam 1, eksi 3. O zaman 18 eksi eksi 2'den artı 2 gelmiş oldu. Yani yanıtımız 20, o da D seçeneği olarak bulunmuş oldu. Yine çok klasik bir soru. Bakıyorum kökün içinde 3 artı x kare var. Dışarıda 3x var. O zaman ben buradaki ifadeye t dersem bunun türevi x'li bir şeyler gelecek. O da zaten burada var ve böylece integral çarçabuk bitmiş olacak. O yüzden diyorum ki 3 artı x kare ifadesi eşittir t olsun. T kare demiyorum bu sefer. Kökten çıkması beni çok ilgilendirmiyor. Burada diferansiyel alırsam 2 tane x dx ifadesi eşittir dt olacak. O zaman x dx ifadesi eşittir 1 bölü 2 çarpı dt. X dx elimde var olduğu için onun yerine ne yazmam gerektiğini bulmam gerekiyordu ve buldum. Sınırlar var. Yazalım. X yerine 0 yazalım. 3 geldi t değeri. X yerine 1 yazalım. T değeri 4 geldi. O zaman buradaki integral, yıldız integrali eşit oldu. Sınırlarım 3'ten 4'e kadar geldi. İçeride 3x dx var. Şu x dx'in karşılığı burada.
1 bölü 2 tane, 1 bölü 2 tane dt. Hocam 3 var, 3'ü de yazalım. Çarpı 3. Bir de kök var, o zaman kökü de koyalım. Kökün içinde de 3 artı x kare var, o da t olduğuna göre t eşittir. Buradaki 3 bölü 2'yi dışarı attım. Çarpı sınırlar 3'ten 4'e kadar. Kök t demek t üzeri 1 bölü 2 demek dt burada. Artık bu integrali çözebilirim dedim. O zaman 3 bölü 2 çarpı t'nin üstüne 1 arttırdım. T üzeri 3 bölü 2 bölü üstüne böldüm 3 bölü 2. Belirli integral olduğuna göre sınırları yazdım 3'ten 4'e kadar. Şimdi bu 3 ile bu 3 gitti. Şuradaki 2 ile buradaki 2 gitti. T yerine 4 koydum. T yerine 4 koyarsam karekökü 2 kübünü aldım 8. Eksi T yerine 3 koydum. Oradan da 3'ün kübü nün karekökü. Yani 3 kök 3 gelmiş oldu. Bu da böyle kalır dedik. Yani yanıtımız E seçeneğidir. Üniversite sınavında çok sık tercih edilen değişken dönüştürmelerinden birisi de budur. Kök x gördüğün zaman t'yi koy. Eğer kök x'li aynı zamanda da x'li ifadeler varsa bu değişken dönüştürmesini uygula. O zaman diyorum ki kök x dediğim ifade eşittir t ise sevmedim seni kök x. X dedim kare aldım yani eşittir t kare. X'i biliyorum dx kim dedim. Her iki tarafın diferansiyelini aldım. Dx eşittir 2 tane t çarpı dt. Dx'e karşılık ne yazacağımı buldum. Kök x'e karşılık ne yazacağımı da buldum. X'e karşılık ne yazacağımı da buldum. Ama sınır değerleri var. Onları bulmadım. O zaman burada x yerine 1 yazarsam t 1, x yerine 4 yazarsam t'nin değeri 2 oldu. Yani benim integralim artık 1'den 4'e kadar değil de 1'den 2'ye kadar oldu. Şimdi t'ye ek tek bulduklarımı yerlerine yazıyorum. Dx yerine 2t dt yazdım. Bölü kök x yerine t yazdım. Çarpı x artı 1. X t kare olduğuna göre x artı 1 dediğim ifadede t'nin karesi artı 1 olur. O zaman bu ifadede t'nin karesi artı 1 geldi. Eşittir. Şimdi şu t'leri sadeleştirelim, kalabalık yapmasın ortalıkta. İntegral 1'den 2'ye kadar 2 tane dt var. Bölü aşağıda t kare artı 1 var. Bu integrali çözmem istemiyor, sadece değişken dönüştür diyor soru. O zaman 1'den 2'ye kadar olacak. Dt bölü 1 artı t kare olacak. Ama 2 var, o zaman bu değil. Bu ifadede fazladan bir t var, o değil. Bu ifadede fazladan bir t var. O da değil. Yanıtımız C seçeneğidir. Dikkatli olun, çözmek zorunda değilsiniz. Hangisine eşit olur dediğinde sadece değişkenleri değiştirip yerlerine yazacaksınız. 1 bölü 2'den 1 bölü 3'e kadar e üzeri 1 bölü x bölü x küp dx. Normalde bu integrali çöz diyemezler. Çünkü e'li ifadeler müfredattan kalktı. E üzeri 1 bölü x, e üzeri 2 bölü x bunlarla uğraşmayacağız. Ama şu müfredattan kalkmadı. O zaman biz burada 1 bölü x eşittir t dönüşümü yapacaksak yapalım bakalım. 1 bölü x eşittir t. Bu ifadeden içler dışlar yer değiştirirsek 1 bölü t eşittir x. Buradan diferansiyel almak daha kolay. O zaman dx eşittir. Soldaki ifadenin diferansiyelini alırsanız bölümün türevi gibi düşünerek diferansiyel alın. 1'in türevi 0 gitti zaten. Eksi t'nin türevi 1 bölü t'nin karesi. Diferansiyel alıyoruz biz. O zaman dt'si de var. Dx'in yerine kimi yazacağımızı bulduk. X yerine de kimi yazacağımızı bulduk. Sınırlar var mı? Var. O zaman sınırları da bulmamız lazım. X yerine eğer 1 bölü 2 yazarsanız t'nin değeri basitçe 2 olarak gelir. X yerine 1 bölü 3 yazdığınızda da t'nin değeri 3 olarak gelir. O zaman verilen bu integral neye eşit bakalım? 1 bölü 2'den başlıyordu, artık 2'den başlıyor.
1 bölü 3'e kadar gidiyordu. Artık 3'e kadar gidiyor. E üzeri 1 bölü x. 1 bölü x dediğimiz ifade t. Yani e üzeri t çarpı dx, dx dediğimiz ifade eksi 1 bölü t'nin karesi dt. Bir şeyi unuttuk. Hayır, unutmadık. O burada. Bir de x küp var. X küp dediğimiz ifade de şu tırtıklı yerde. Yani 1 bölü t'nin kübü. 1 bölü t'nin kübü. Çirkin bir ifade. Böyle bulamayız seçeneklerde. Hemen döndürelim. Şunu yukarı atalım. Diyelim ki 2'den 3'e kadar. İçeride bir eksi vardı. Onu dışarıya atalım. E üzeri t çarpı t küp bölü t'nin karesi dt. Sadeleştirme varsa onu yapacaksınız. Eksi 2'den 3'e kadar t küple t kare sadeleştiyse e üzeri t t dt gelmiş oldu. Yani nerede bu seçenek acaba? Bursa'daymış galiba. Dikkat ediyorum, bakıyorum. Evet, yaptığımın aynısı burada. Yanıtımız B'dir.